Değerli kardeşlerim, Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Bu gece bana Rabbim tarafından bir melek en güzel sureti ile gönderildi. Ve bana ey Muhammed diye seslendi. Ben de buyur emrindeyim diye cevap verdim. Melek, meleği aladakiler ne konuda tartışıyorlar biliyor musun diye soru sorunca ben de bilmiyorum cevabını verdim. Bunun üzerine elini omuzlarımın arasına koydu, öyle ki elinin soğukluğunu iki mememin arasında, başka rivayette göğsümde hissettim. Ve sonra göklerle yer arasında, başka bir rivayette doğu ile batı arasında ne kadar malumat varsa her birini bilir oldum. Yani Allah Azza ve Celle göklerle yer arasında veya doğu ile batı arasında ne kadar bilgi, gaybi mesele varsa bir kağıdı dürer gibi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin önüne koydu, onu bilgi sahibi kıldı. Sonra melek tekrar, ey Muhammed, meleği aladakilerin hangi konu hakkında tartıştığını biliyor musun diye sorduğunda, evet, dereceler, kefaretler, yürüyerek cemaate gitmek, şiddetli soğuklarda ve güçlük anlarında abdesti tam olarak almak ve bir namazı kıldıktan sonra diğer namazı beklemeyi tartışıyorlar diye cevap verdim. Allahu Ekber. Hemen bunun arkasından Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, kim bunları muhafaza ederse, yani zikredilen ibadetler ile kim meşgul olursa, yaşadığı müddetçe bu amelleri kim kendine prensip edinip hem kendisinin unutmasını hem de müminlerin unutmasını engeller ise diyelim, hayırla yaşar ve hayırla ölür. Günahları da anasından doğduğu günkü gibi sıfırlanır buyurdu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Allahu Ekber kardeşler. Allahu Ekber. Hayırla yaşar, hayır üzere ölür, önemsemedi, dikkate almadığı, yeri geldiği zaman tembellik yaptığı o amellerin vesilesiyle annesinden doğduğu günkü gibi tertemiz, pak bir amel defterine sahip olur. Sonra melek tekrar, ey Muhammed diye seslendi. Dedi ki buyur emrindeyim. Namazından sonra, burada kastedilen, acaba secde gibi Rabbine en yakın olduğu an mıdır? Yoksa farz namazını eda ettikten sonra yapması gereken dua mıdır? Bu bilinmiyor. Ancak melek dedi ki namazının içerisinde veya sonrasında, ey Allah'ım, senden hayırlı işler yapmayı, kötülükten el çekmeyi ve ne olur dikkat buyurun kardeşlerim ve yoksulları sevmeyi nasip etmeni diliyorum. Kullarına bir fitne murad ettiğin zaman
fitneye düşmeden beni yanına al diye melek önce Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, onun üzerinden de kıyamete kadar gelecek Müslüman erkek ve Müslüman kadınlara Allah'tan hangi şeyi talep etmeleri gerektiğini çok veciz cümlelerle ifade etmiştir. Elhamdülillah. Sonra dedi ki, son kısım, sonra dedi ki, dereceler selamı yaymak, yemek yedirmek ve insanlar uykuda iken gece namazı kılmak. Değerli kardeşlerim, bu hadis Tirmizi'de tefsir bölümünde geçmektedir. Birçok ilmi içinde barındıran hadisimize geçmeden önce meclisimiz, mescidimiz şeref bulsun diye İbni Abbas radıyallahu anhuma ile alakalı birkaç bilgiyi paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz ki seleften bahsetmek, tabiinden, tebe-i tabiinden ve onların imamları olan sahabelerden bahsetmek, onların hatıralarını anmak, onların güzel ahlaklarını zikretmek bir meclise şeref olarak yetmektedir elhamdülillah. Değerli kardeşlerim, İbni Abbas radıyallahu anh doğmadan önce gebeli ve iyi bir insan olacağı ile alakalı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından annesinin müjdelendiği bir sahabedir. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem amcasının hanımı Ümmül Fadl ile beraber yolda ilerlerken sen erkek bir çocuğa gebesin buyurur. Kadın şaşkınlık içerisinde, Kureyş ehli kadınlarına yaklaşmayacağı konusunda anlaşma yapmışlar iken ben nasıl gebe kalırım diye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme sorar. Biliyorsunuz Peygamber aleyhissalatu vesselam Mekke'de peygamberlik ile memur kılındığında başta Ebu Cehil, Ebu Leheb, Ebu Sufyan onun davetini engellemek adına asla hanımlarına yaklaşmayacaklarını, saçlarını, sakallarını, tırnaklarını tıraş etmeyeceklerini ve asla banyo yapmayacaklarını dillendirdiler ve aralarında bir anlaşma akit yaptılar. Ümmül Fadl bunu iyi biliyordu ve Kureyş erkekleri hanımlarına yaklaşmama konusunda aralarında bir akit yapmalarına rağmen ben nasıl gebe kalırım diye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme sordu. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem net, vakarlı, kendinden emin bir şekilde bu böyledir. Sen benim dediğimi yap. Çocuk dünyaya geldiği zaman onu benim yanıma getir buyurur. Ve nitekim Peygamber aleyhissalatu vesselamın sözleri zuhur eder. Ümmül Fadl gebe kaldığını anlar. Çocuğunu doğurur doğurmaz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına getirir. Muhammed aleyhissalatu vesselam onu kucağına alır. Önce ona Abdullah ismini verir. Allahu Ekber. Şirkin merkezinde Lat'ın Uzza'nın ilah olarak kabul edildiği bir diyarda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem amcasının oğluna Abdullah ismini koyar. Ve tükürüğünü alır, çocuğun damaklarına sürer, Ümmül Fadl'ın kucağına koyar, geri git zira bu çocuk büyüdüğünde çok akıllı bir kişi olacak der elhamdülillah. İşte İbni Abbas'ın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile ilk tanışması ve aralarındaki ilk münasebet bu şekilde olmuştur kardeşlerim. Abdullah radıyallahu anh büyüdükçe Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile arasındaki münasebet, ilişki de o derece artmıştır kardeşler.
Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den her konuda bil fiil ilim ve hikmet, aynı zamanda ilmin ve hikmetin ahlakını öğrenme şerefine nail oldu elhamdülillah. Çok az kişiye nasip olacak bu durum, Abdullah İbni Abbas'ın avuçlarının arasına bir nimet olarak kondu. Nebi Aleyhisselam bir taraftan onun eğitimine önem verirken, bir taraftan da sağlıklı, ilimli bir talebe yetiştirmek için ilahi yardımı devreye soktu. Her karşılaştığı durumda İbni Abbas'a yönelir, ey Allah'ım, onu dininde fakih kıl ve ona Kur'an'ın yorumunu yani tefsirini öğret diye duada bulunurdu elhamdülillah. İbn Abbas da kendisine karşı müşfik olan hocasında her seferinde hürmetkar olmayı kendisine bir borç ve vazife bildi. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile yaşadığı şu hatıra Peygamber aleyhissalatu vesselam gibi büyük bir terbiyeciye nasıl saygı duyduğunun göstergesini gözler önüne sermiştir. Bir gece vakti Peygamber aleyhissalatu vesselamın yanına gider, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında namaza durur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu elinden çeker, tam yanına doğru, safın hizasına doğru getirir. Ancak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu bırakınca İbn Abbas radıyallahu an tekrar arkaya doğru geri döner. Namaz biter. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem der ki ey Abdullah, namaz içerisinde seni yanıma çekmeme rağmen tekrar geri dönmene neden olan etken nedir der. İbn Abbas ilim talebesinin hocasına nasıl ihtiram gösterilmesi gerektiğini bakın şu sözlerle ispatlar. Der ki ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, senin hizanda namaz kılmak kimseye yakışır mı? Zira sen Allah'ın nebisi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemsin. Allahu Ekber. Muhammed aleyhissalatu vesselam bu sözlerden hoşnutluk duyar. Talebesinin bu ince ayrılışını, saygısını benimser ve ilminin anlayışının artması için tekrar alemlerin Rabbi olan Allah'a yönelir ve bir duada bulunur. Özellikle genç kardeşlerim, ilim talebesi olan kardeşlerim. Nasıl ki anne ve babalarınızın madden ve manen sizin üzerinizde emekleri var, Allah ve Resulü saygıda, sevgide, muhabbette onlara karşı bir kusur işlememenizi emrediyor ise, ahlak ve vicdan onlara hürmet göstermenizi talepte bulunuyor ise, sizin için hem dünyanız hem de ahiretiniz adına yatırımda bulunan hocalarınıza, alimlerinize saygı, muhabbet ve sevgi göstermek de bu derece şeriatın, ahlakın size emri ve sorumluluğudur kardeşlerim. Evet, İbni Abbas radıyallahu an tam 13 yaşındayken Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi müşfik bir hocasını kaybetti subhanallah. Tam 13 yaşındayken. 13 yaşına kadar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek ellerinin arasında bir hamur gibi terbiye edildi elhamdülillah. Bir talebe için kardeşlerim, özellikle medrese okuyan, ilim tahsil eden bir talebe için en zor gelen şey kendisini çok sevdiği ve kendisine değer verdiği hocasını kaybetmesidir. Birçok talebe hocasını kaybettikten sonra ilim yolculuğuna son verirken Abdullah İbni Abbas radıyallahu an ve onun gibi talebeler de yolculuklarına hız kesmeden devam etmiştir elhamdülillah. Bakın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettikten sonra İbni Abbas daha 13 yaşlarında kardeşlerim, Ensardan bir arkadaşıyla beraber otururken sahabeden bir gruba rastlar ve ona der ki gel gidelim, kafamızda müşkil olan soruları
sahabenin büyüklerine soralım ve ilmimizi arttıralım der. Ancak ensarlı olan kardeşi buna yanaşmaz. İbni Abbas tek başına gider. Kafasında soru işareti olan her bir şeyinin cevabını alana kadar sahabenin büyüklerini meşgul eder. Elhamdülillah. Öyle bir meleke kazanır ki kardeşlerim, eğer bir kişi İbni Abbas'ın duymadığı bir hadisi zikreder ise onun kapısını aşındırır, onun uyuduğunu, gündüz vakti kaylule yaptığını anlarsa da asla rahatsız etmeden üzerindeki cübbeyi çıkartıp yastık yapıp bir kenara, özellikle de kapısının eşiğine uzanırmış aziz dostlar. O hadisin ve evin sahibi olan kişi kalktığında, dışarı çıkmak için kapıyı açtığında İbni Abbas'ın toz toprak içerisinde kapısının eşiğinde yattığına şahit olunca, ey peygamberin amcasının oğlu, isteseydin biz senin ayağına kadar gelir, malumatı olduğumuz bilgiyi sana aktarırdık deyince, İbni Abbas hani peygamberin rahlesinden geçmişti ya, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakıyla terbiyelenmişti ya, hani peygamberin elinde bir hamur gibi yoğrulmuştu ya, der ki bu asla doğru değildir. Biz sizin ayağınıza gelmekle vazifeliyiz der. Allahu Ekber. İlim talebesinin alimlerin ayağına gitmesi gerektiğini bizlere söylemiş olduğu sözle ispatlamaktadır elhamdülillah. Kardeşlerim, İbni Abbas'ın ilmi günden güne artınca sahabe ve tabi'in nesli ona Bahr lakabı ile seslenmişlerdir. Bahr Arapçada deniz demektir kardeşlerim. Hani kendi içimizde de ilmi büyük olanlara elhamdülillah ilmi derya gibi geniş adam deriz ya, sahabe ve selef-i salihin de İbni Abbas'ın ilmine şahit olduklarından dolayı onu Bahr künyesiyle vasıflandırmışlardır. Hele Ömer bin Hattab radıyallahu anh halifeliği döneminde iken en önemli devlet işlerinin istişare edildiği şuraya İbni Abbas radıyallahu anh'ı çağırır. Şimdi ne olur dikkat edin. O konu hakkında İbni Abbas sözlerini bitirmeden de asla onun cümlelerini kesmezmiş. Allahu Ekber. Ve ona ihtiyarların genci lakabı ile seslenerek latifede bulunurmuş. Aziz kardeşlerim, bu ilme sahip, hikmeti gözeten ince zekalı İbni Abbas kavmi içerisinde göz doldurmaya, bir yıldız gibi parlamaya başlayınca insanlar şu soruyu sormak zorunda kalmışlar. Ey peygamberin amcasının oğlu, bu ilmi ve hikmeti nasıl elde ettin? Şimdi özellikle ilim talebesi kardeşlerim, İbni Abbas'ın çizmiş olduğu yol haritası şu iki cümle ile sınırlıdır kardeşlerim. Bıkmadan soran bir dil ve sürekli işleyen bir akıl. Allahu Ekber. Demek ki ilim talebesi kendisini geliştirmek için malayani, boş, kendisine hiçbir fayda vermeyen sorulardan uzak kalarak ehline, alim olana, işi en iyi bilene soru soracakmış kardeşler. Ya dizini dizine yanaştırdığı bir ilim ehline soracak, ya kendisi gibi ilim öğrendiği kardeşine soracak, ya da bunları bulamaz ise sessiz, dili olmayan ama ilmi iki kapağın arasına hapsetmiş kitaplara müracaat edip soru soracak ve tatminkar cevaplar alacak kardeşler. Bu yetmiyor ama. Öğrenilen ilmi akıl süzgecinden geçirecek, önce tedvin edecek, tabir yerindeyse toplayacak, sonra mevcut ilmi tasnif edecek, sınıflara, bölümlere ayıracak. Allah size ve bize böyle bir
ilim anlayışı nasip etsin. Bakın Allah Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhumaya öyle bir ilim bahşetmiş ki o belde halkı, dikkat edin kardeşlerim, hangi beldede yaşıyorsa o belde halkı kapısında soru sormak için izdihamlar oluştururmuş. Bir gün hizmetlisi insanların soru sormak için toplandığını haber verince İbni Abbas abdest almak için izin alır ve bakın şimdi ne olur dikkat edin. Hizmetlisine der ki Kur'an ve onun yorumu tefsiriyle alakalı soru sormak isteyenler içeri girsin der. Hizmetli gider insanları içeriye toplar, içeride adım atacak dahi bir yer bulunmaz kardeşler. Soru sorarlar, mutmain olacakları cevapları alırlar. İbni Abbas radıyallahu anh der ki, şimdi siz dışarı çıkın, diğer soru sormak isteyen kardeşleriniz içeri gelsin der. Onlardan nazik bir şekilde izin ister. Bu sefer de hizmetlisine der ki, helaller ve haramlar konusunda soru sormak isteyenler içeri gelsin der. Şimdi ne olur dikkat edin kardeşler. Hizmetli der ki meclis tıka basa dolar, gökten bir iğne düşse düşecek bir yer bulamaz der. Onlar da soru sorarlar. İbn Abbas'tan zeki, tatminkar cevaplar alırlar, dışarı çıkarlar. Bu sefer İbn Abbas der ki feraiz ilmi ile alakalı, miras hukuku ile alakalı soru sormak isteyenler içeri gelsin der. Meclis yine aynı kalabalıkla dolar. Tekrar dışarı çıktıklarında İbni Abbas, şimdi ne olur dikkat edin kardeşlerim, Arap dili ve şiiri ile alakalı soru sormak isteyenler der, içeri gelsin. Allahu Ekber. Arap dilinin o belagatını öğrenmek isteyenler, Kur'an'da, sünnette, sahabe arasındaki veya şiirlerin arasına sıkışmış kelimeler ne anlama geliyor, bunu öğrenmek isteyenler gelsin der. Arkadaşlar meclis yine tıka basa dolar, subhanallah. Her biri de sorduğu sorunun cevabını net bir şekilde alır. Orada bulunanlardan bir tanesi der ki, eğer diyor bir kişi övünecekse ve övülecekse şu manzara ile övülmesi ve övünmesi yeterlidir der, subhanallah. Peki kardeşlerim, İbni Abbas radıyallahu an sadece alimlerin ve ilim talebelerinin yol haritası, onların sönmeyen kandili midir? Hayır kardeşler. İbni Abbas aynı zamanda iyi bir idarecidir. Ali bin Ebi Talip radıyallahu anh döneminde Basra'da valilik yapmıştır. İnsanlar ondan öyle memnunlardır ki onu şu sözleri ile vasıflandırmışlar ve derecesini ortaya koymuşlardır. Basra halkından bir adam gelir ve der ki, İbni Abbas üç şeyi yapar, üç şeyden de uzak kalır. Üç şeyden biri, konuştuğu zaman herkesin gönlünü alır. İkincisi, konuşanı güzelce dinler, sevgisini kazanır. Üçüncüsü de çeşitli seçeneklerden en kolay olanını tercih ederdi. Şimdi kardeşlerim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi çok iyi tanıyan, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile ilgili malumatlara vakıf olan bir kardeş, şu üç özelliği duyduğunda bu yetenekler, bu ahlak, bu terbiye kime aittir diye sorduğunda akla ilk kim gelir? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gelir kardeşlerim. Değil mi Serkan abi? Kişinin ilk ismini vereceği kişi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Neden kardeşlerim? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eğer bir mecliste insanlara sesleniyor, nasihat ediyor ise o mecliste bulunan bütün insanlar şu meclis içerisinde en fazla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem beni seviyor dermiş. Allahu Ekber. Onların gözlerinin içine bakarak yüreklerindeki sevgiyi alıp tabir yerindeyse muhabbetine esir edermiş Allah Resulü aleyhisselam.
Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insanlar konuştuğunda da yine onları pür dikkat dinler, gözlerinin içine bakar, onların sevgisini elde edermiş. Ne olur hatırla kardeşim, Hristiyanların dini ve siyasi anlamdaki en büyük yöneticilerinden biri olan Adi bin Hatem, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi ziyaret ettiği sırada, tam Peygamber aleyhisselam evine geleceğinde, akli melekeleri zayıf olan bir kadın, yaşlı bir kadın, Peygamber aleyhisselamı dakikalarca kapıda oyalar. Ey Allah'ın Resulü, benim hakkımda şöyle şöyle meseleler var der. Peygamber aleyhisselam onu dinler. Ey Allah'ın Resulü, ben şu konuda şöyle şöyle düşünüyorum der. Muhammed aleyhisselam asla yüzünü ondan çevirmez. Ey Allah'ın Resulü, benim müşkillerim var, sıkıntılarım var der. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yeter be buna kadın. Şu an Hristiyanların siyasi ve dini anlamda otoritesi olan Adi benim yanımda. Şimdi çekil de Allah'ın dinini ona izhar edeyim. Allah'ın dinini ona açıklayayım. Onları şirkten beri kılayım demez. Onun yüzüne bakar. Kadın bıktıktan sonra Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ondan ayrılır. Allahu Ekber. Ve Adi bin Hatem şu sözleri söyler. Vallahi bu ahlak, bu prensip, bu şahsiyet ancak bir peygamberde olur der. Ve ne olur hatırla yine kardeşim. Peygamber aleyhisselamın temiz zevcelerinden Ayşe radıyallahu anha. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem iki seçenek arasında kaldığında en kolay olanını tercih ederdi der. Şimdi anladınız mı? Muhammed aleyhissalatu vesselam'ı çok iyi tanıyan bir kişi İbni Abbas'ın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin elinin içerisinde terbiye edildiğini de çok iyi anlar aziz dostlarım. Sonra Basralı adam döndü dedi ki, o dedi üç şeyi terk eder. Özellikle idareci olan kardeşlerim, yönetici olan kardeşlerim, 10 kişiye memur kılınan kardeşlerim, kıyamet gününde boyunlarından, ellerinden, ayaklarından zincire vurulup da o 10 kişinin hesabını verene kadar o zincirlerden kurtulamayacak olan sizler ve ben. Dedi ki İbn Abbas 3 şeyi dedi terk ederdi. Onlardan birincisi anlamsız, boş tartışmalardan, malayani cedellerden, yapanın da dinleyenin de hiçbir fayda elde edemediği boş kavgalardan. İkincisi kınanacak davranışlardan, ister şeriat sahibi tarafından, isterseniz müminler tarafından, isterseniz insanlar tarafından, hiç fark etmez. Üçüncüsü de özür dilemeyi gerektirecek her bir hareketten uzak dururdu diyor. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Hikmet vallahi İbn Abbas'ın avuçlarının içerisine bırakılmış. İlim ve hikmet, marifet İbn Abbas radıyallahu anh'ın kalbinin tam merkezine konmuş ve maalesef kardeşlerim, maalesef ki İbn Abbas radıyallahu anh Taif'te arkasında büyük bir ilmi ve çok sayıda talebeyi bırakarak Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Yalnız İmam Zehebi rahimeullah onunla alakalı mütevatir olan bir haberi de nakletmektedir. Demiştir ki bu insanlar içerisinde mütevatir bir haberdir. O da ne kardeşlerim? O beldede, o mıntıkada hiç görülmeyen bir kuş İbni Abbas'ın naaşının içerisine girer. Şimdi burada kastedilen acaba İbni Abbas'ın vücudunun, cesedinin içine girmek midir? Vallahi buna da inanırız. Yoksa kefeninin arasından içeriye girmek midir? Vallahi bizim için bu da birbirine eşittir. Bir kuş gelir, İbni Abbas'ın naaşının içerisine girer ve çıktığı görülmez. Ve daha ilginç olanı, İbni Abbas radıyallahu anhuma kabre konulup üzerine toprak serpildiğinde hiç kimsenin görmediği bir ses, ey mutmain nefis, razı olmuş
ve razı olunmuş bir şekilde Rabbine dön ayetlerini okuyordu da Fecir suresi 28. ayetlerini İbn Abbas için mırıldanıyordu da hiç kimse buna şahit değildi. Hiçbir göz bu ayetleri okuyana müşahede edememişti. Evet, İbn Abbas radıyallahu anhuma hem alimlerin hem ilim talebelerinin hem de idarecilerin sönmez, bitmez, tükenmez bir hazinesi ve kandilidir. Allah-u Teala onun yaşamından ve ölümünden ibret almayı bizlere nasip etsin. Aziz kardeşlerim, hadisimize geri döndüğümüzde bir melek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sırtına dokundu ve dedi ki ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, meleği alada bulunanlar hangi konu hakkında tartışıyorlar biliyor musun diye sormuştu. Değil mi abi? Kardeşlerim, evvela meleği ala Kur'an-ı Kerim'de iki yerde zikredilmektedir. Biri Saffat suresi 8. ayeti, diğeri de Sa'd suresi 69. ayetidir. İmam Tirmizi de Sad suresi 69. ayeti tefsir ederken üzerinde durduğumuz bu hadisi delil göstermiştir. Meleği Ala semaya en yakın bir gökte büyük vasıflara sahip olan meleklerin oluşturmuş olduğu bir araya geldikleri meclisin adıdır. Bazı müfessirler ve muhaddisler bu meleklerin yanında aynı zamanda peygamberlerin, nebilerin ruhları da bulunmaktadır demektedirler. Kardeşlerim, melekler o meleği alada büyük bir meclisin içerisinde Allah'ın kullarının, Müslümanların Allah'a yaklaştıracak ve derecelerini artıracak ameller üzerine tartışıyorlarken, şimdi az önce İbn Abbas'ı ve ilimde derya olmasını konuştuk. Hemen aklımıza acaba şu an ilim ehli olan hocalarımız, ilim ehli olan abilerimiz, ilim ehli olan kardeşlerimiz bir araya geldiklerinde neyi tartışıyorlar? Az önce İlim ehli olmadan önce ilim talebesi nasıl olurunu öğrendik ya İbn Abbas'ın üzerinden. Şimdi soruyorum, sesli düşünmeye çalışıyorum. Yüreğimden gelen bir sesle vallahi hitap ediyorum. Acaba ilim ehli olan kardeşler, ilim talebesi olan kardeşler, abilerim, kız kardeşlerim, bir araya geldiklerinde acaba neyi tartışıyorlar? İslam ümmetinin zayıf düşürülmüş olanları, gözlerini dikmiş, gözlerinden umutlarıyla beslenen davetçiler, mücahitler, soruyorum bir araya geldiklerinde acaba neyi tartışıyor? İslam ümmetinin en zayıf halkası olan sen ve ben, Allah için bir araya geldiğimizde neyi konuşuyoruz ve neyi tartışıyoruz? Müslüman olduğunu söyleyip yüzünü ve gönlünü batıya doğru çevirmiş olanların ıslahı için projeler hazırlamamız gerekirken, Kur'an, sünnet, Selefi Salihinin mevcut olan ilminden uzaklaşıp bidatların, hurafelerin gölgesi altında İslam'ı yaşadığını zannedenlerin terbiye edilmeleri için usuller belirlememiz gerekirken, Allah'a ve Allah'ın dinine, Allah'ın şeriatına, Allah'ın kutsal olarak nitelendirdiklerine düşman kesilip bir taraftan fıskı fucuru yayarak ahlaki anlamda depremler oluşturan
Bir tarafta en gelişmiş silahlar, en gelişmiş ordular, en gelişmiş güvenlik kolları ile Müslümanların bedenlerini enkaz haline getiren İsrail, Çin, Amerika, İngiltere, Rusya ve bunların gölgesinde hayat süren uşaklar bulunurken ve bizler mazlum, mustazaf duruma düşmüş mümin erkek ve mümin kadınların önlerini açacak, yollarını aydınlatacak, kalplerini ferahlatacak projeler hazırlamamız gerekirken salihler, abidler, muttakiler, Allah'ı sevenler her geçen gün rükuda, secdede şeytan ve dostlarına karşı zayıflamışken ve onların imanlarını arttırmak, Allah'a olan bağlılıklarını arttırmak, dine olan gayretlerini arttırmak için çaba sarf etmemiz gerekirken dertli mümin erkek ve mümin kadınların yahu ben bu ümmet için ne yapabilirim? Benim elimden gelen güç, benim imkanlarım ancak bu kadardır diyen o insanların önlerini açacak, onlara rehberlik yapacak, önderlik yapacak icraatlar ortaya koymamız gerekirken, ne olur statüsü ne olursa olsun, hangi makam ve mevkide bulunursa bulunsun, ilmi bir derya mıdır, yoksa ilimsiz midir, amellerinin kurbanı mıdır, hiç fark etmez. Her birimiz nefsimizi hesaba çekelim ve şu soruyu soralım. Bir araya geldiğimizde neyi konuşuyor ve neyi tartışıyoruz? Bana Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bana bir melek geldi. İki omuzumun arasına dokunduğunda ey Muhammed meleği aladakiler neyi tartışıyorlar sorusu vallahi bana böyle büyük bir hakikati aymazlığımı, tembelliğimi, gafletimi ve vurdum duymazlığımı hatırlatıyor. Alimler, ilim talebeleri, dert sahipleri, Allah'ı sevenler, Allah'ın dinine hizmet edenler bir araya geldiklerinde şu soruyu sormaları gerekiyor. Şu soruyu sormamız gerekiyor. Neyi konuşuyoruz? Neyi tartışıyoruz? Evet, işimizi, aşımızı, halimizi, sıhhatimizi konuştuğumuz kadar Allah'a nasıl yaklaşmamız gerektiğini, Allah'ın dini konusunda nasıl bir fedakarlık yapmamız gerektiğini de konuşmamız ve hatırlatmamız gerekiyor. Evet bizler kardeşlerimizin, yanımızda bulunan dostlarımızın eksikliğini konuştuğumuz kadar o eksikliği tamamlayacak olan amelleri de konuşmak zorundayız aziz dostum. Ümmetin kanayan bedenini, kanayan yüreğini şu ameliyat masasına koyup ölü mü bırakacağız yoksa tedavi şekillerinde mi konuşacağız? Pansuman nasıl olunur? Hangi şekilde ümmeti Muhammed'in ferdinden topluluğuna kadar bu hastalıktan, müzmin hastalıktan kurtuluru konuşacağız. Aziz dostlarım güleceğiz, eğleneceğiz, birbirimizle şakalaşacağız ama an gelecek birbirimizi ağlatacağız. Birbirimize ölümü hatırlatacağız. Cehennemin ateşini bir kor olup avuçlarımızın içerisine bırakacağız. Ama asla kardeşlerimizi parça pinçik ettiğimiz ve dudaklarımızdan, dişlerimizin arasından kanların akmasına neden olduğumuz gıybet ve dedikodu meclislerinde oluşturmayacağız. O meclisin sahibi olmayacağız. Ama asla saatlerce konuşup Allah'ı anmadan, zikretmeden kalkan ölmüş eşek etinin etrafından ayağa kalkan meclisin sahipleri asla olmayacağız. Ama asla bizi harekete sürüklemeyen, bizi salih amele teşvik etmeyen, bizi canlandırmayan, yürütmeyen ateşli konuşmaların sahipleri, meclislerin sahipleri de
olmayacağız aziz dostlarım. Evet, Mele-i Âlâ'da meleklerin tartışmaları bize bu hakikati hatırlatması gerekiyor kardeşlerim. Evet, Mele-i Âlâ'da melekler iki şeyi konuştular kardeşlerim. İki şeyi. Birincisi, Allah'ın kullarının Allah katında derecelerini arttıran amelleri konuştular. Senin ve benim yapmadığımız, erindiğimiz, söylemeye utandığımız. İkincisi de Allah'ın kullarının günahlarını hangi ameller affettirir, onları konuştular aziz dostlarım. Kimin için? Senin ve benim için. Kimi dert ettiler? Sen ve ben kendimizi dert etmediğimiz halde Mele-i Âlâ'da bulunan büyük vasıflara sahip melekler bunu dert ettiler. Allah-u Teala akıbetimizi hayır eylesin inşallah. Evet aziz dostlarım, şunu da unutmamamız gerekir. Eğer Mele-i Âlâ'da bulunan melekler saydığım amelleri zikrettiler ise şunu kesinlikle bilin ki bu ameller Allah katında çok büyük bir değere sahiptir. Evet, büyük bir başlık atıyoruz ve diyoruz ki Müslümanın değerini Allah-u Teala katında arttıran ameller. Birinci ana başlığımız bu. Altına küçük bir başlık ekliyoruz. Diyoruz ki bir, selamı yaymak. Allahu Ekber. Selamı yaymak. Ah benim peygamberim. Ah ayaklarının altındaki toza kurban olduğum. İslam ümmetinin geleceği durumu öyle güzel gördün ve resmettin ki öyle bir gün gelecek ki insanlar sadece tanıdıklarına selam verecek dedi ve o günleri yaşıyoruz maalesef. Kapalı bir devre haline geldik kardeşler. Selam vermekten korktuğumuz, vallahi selam verirsek acaba borç altında kalır mıyız dediğimiz ve müminlerin arasındaki ülfeti besleyen o büyük gıdadan mahrum kalmaya başladık kardeşler. Evet, şehirlerimiz büyüdü. Mahallelerimiz şehir hükmünde oldu. Kimi insanlar komünizmin, sosyalizmin, kemalizmin zehirli fikirlerinden etkilendiler, itikatları sarsıldı. Bundan dolayı selam veremez hale geldik. Kimi insanlar Müslüman mıdır, değil midir ayrımını yapma konusunda zorlandı. Bundan dolayı selam vermedik. Ama ben kardeşime şunu tavsiye ederim. Benim peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Umame radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadiste şöyle buyuruyor. İnsanların Allah katında en makbulü, altını çiziyorum şimdi kardeşler. İnsanların Allah katında en makbulü ve ona en yakın olanı selamı ilk verendir diyor. Subhanallah. Selamı ilk verendir. Selam verendir demiyor kardeşler. Selam alan da demiyor. Selamı ilk verendir. Önce davranandır. Şimdi bakın ama ne olur dikkat edin. Bu kime nasip oluyor biliyor musunuz? Bu hadis Ebu Davud'da edep bölümünde geçmişti. Tirmizi'de başka bir rivayette şöyle geliyor. Ebu Umame el-Bahili radıyallahu anh diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir adam geldi. Dedi ki ya Resulallah, iki adam karşı karşıya gelse bunlardan hangisi önce selam verir diye sordu. Sizce Peygamber aleyhisselam ne dedi? Selam vermenin bir fıkhı var değil mi? Selam vermenin de bir ilmi hali var. Ayakta duran oturana selam verecek. Doğru mu Mehmet abi? Bineğin üzerinde olan yürüyene selam verecek. Doğru mu? Yaşlı olan küçüğe değil, küçük olan yaşlı olana selam verecek. Yalnız bakın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi biliyor musunuz kardeşler? Bunların hiçbirini zikretmedi. Allah'a en yakın olan dedi. Allahu Ekber. Eğer bir kardeşiniz içinizde selam verme konusunda cevvalse, selamı ilk verme konusunda hareketliyse, hırslıysa, o zaman sanki bileceğiz ki Allah'a yakın olma konusunda da bizden öndeymiş kardeşler. Allah-u Teala bizi böylelerinden eylesin. Bundan dolayı aziz dostlarım selamı, özellikle selamı ilk verme konusundaki hassasiyeti mescidimize, camilerimize, sokaklarımıza, mahallelerimize soktuğumuz gibi başka nereye sokacağız Rahmi abi?
evlerimizin içerisine sokacağız. Nerede geçiyor? Nur suresi 61. ayetinde evlerinize girdiğinizde hane halkınıza selam verin diyor alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle. İki kardeşler. Müslümanın değerini Allah katında artıran ikinci amel neydi Özcan abi? Yemek yemek miydi? Yoksa yemek yedirmek aziz dostlarım. Bakın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda öyle bir titizdi ki hane halkını bile etkiledi kardeşler. Bazı sahabeler fıkhi bir mesele için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kapısına geldi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evde değildi. Hazreti Ayşe radıyallahu anha bu ilim aşığı talebeleri aldı, evinde misafir etti. Evinde hizmetli olanlara dedi ki bunların önüne şu falanca yiyecekleri koyun. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme haber verdiler evinde misafirlerinin olduğunu. Diyor ki sahabe peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o kadar hızlı hareket ediyordu ki, evine yetişmek için o kadar hızlı hareket ediyordu ki, dikkat edin kardeşlerim, kapıyı açtığında önce selam verdi, sonra bir soru sordu. Neyi biliyor musunuz? Hane halkı, ev sahibi olanlar size ikramda bulundu mu? Allah-u Ekber. Niye geldiniz? Yok. Lan ben evde değilim, siz evime nasıl girersiniz? Yok. Diyor ki hane halkım, ehlim, ehli beytim size ikramda bulundu mu diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem soru soruyor. Bundan dolayı da bakın içinde yemek yenen ve misafire ikram edilen evin hayır, bolluk ve bereket içerisinde olacağının müjdesini Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem vermektedir aziz dostlarım. Özellikle anne ve babalara sesleniyorum Allah rızası için. Evlatlarınızın ve evlatlarımızın böyle güzel bir terbiyeden geçmesini, nebevi bir ahlaka sahip olmasını istiyor isek, evlerimizi mezarlığa çevirmeyelim. Tıpkı selef gibi camlarda bekleyelim. Olur ya bir kardeşiniz geçerse, iyilerin, muttakilerin olduğu bir kardeş geçerse onu alın evinizin içerisine getirin. Değilse telefon kadar yakınız birbirimize, birbirimizi davet edelim kardeşler. Ama benim gücüm ona et, ona değişik yiyecekler, meyveler, tatlılar vermeye yetmez. Bu bahaneyi aramayın. İster bir lokma ekmek, ister bir yudum su, senin çocuğun senin anlattığından değil, evde yaptığın hizmetten örnek alacak ve etkilenecektir. Üçüncüsü kardeşlerim, gece namazı diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Biliyorum yorgunsunuz. Günün yorgunluğu hem sizin hem benim hepimizin üzerinde. Ama vallahi şu hadisleri eğer anlayabilir ve hayatımıza koyarsak, bu akşamın bir miladı olursa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu müjdesine mazhar olacağız. Hayır üzere yaşayacağız. Hayır üzere öleceğiz. Ve günahlarımız annemizden doğduğu ilk günkü gibi tertemiz sıfırlanacak. Az önce hadiste Resulullah öyle dedi. Sabredin inşallah. Üçüncüsü gece namazı kardeşler. Bakın Rabbimiz Allah Azze ve Celle Secde Suresi 16. ayetinde senin ve benim gaflette bulunduğu, tembellik içerisinde olduğu bir özellikten bahsediyor. Müminin tabir yerinde ise hasından, kaliteli olanından bahsediyor. Diyor ki Allah korku ve ümit ile Rablerine yalvarıp ibadet ettikleri için, altına çiziyorum, korku ve ümit ile Rablerine yalvarıp ibadet ettikleri için vücutları yatak yüzü görmez ve kendilerine nimet olarak verdiklerimizden de Allah yolunda sarf ederler. Allahu Ekber. Secde suresi 16. Demek ki mümin erkek ve mümin kadının hası, özelliği bir Allah'tan korkacak. Gece yatmadan önce o korkuyu kalbinde dindirmek için Allah'a yalvaracak ve ibadet edecek. Bunu yapabilmesi için de hantal olan vücudumuzu
sıcak olan yataklarımızdan kaldıracağız. Bunu yapabilirsek, peygamberlerin sünnetini bu anlamda ihya edebilirsek her birimiz, vallahi bu bedeni kaldırdığımız gibi ümmeti Muhammed'i de yattığı yerden kaldırırız. Allah bize böyle amelleri nasip etsin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem muttakilerin imamı olarak bu ameli sürekli yaptı. Ehline ve ashabına tavsiye etti ve bakın şu sözlerle bu amelin değerini ortaya çıkarttı, cevherini ispatladı. Müslim'de geçen bir hadiste Resulullah dedi ki, farz namazından sonra en faziletli namaz gece namazıdır dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hele Ebu Davud da gece namaza kalkan ve ehlini namaza kaldıran hane halkına Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın merhametiyle karşılaşmaları konusunda dua etmiştir. Allah-u Teala'nın bu duaya teşvik olması, Allah-u Teala bu duaya isabet etmemiz noktasında bize yardım etsin inşallah. Bu üç ameli cem eden bir hadis, sonraki hadisin sadece konu başlıklarını söyleyip bitireceğim inşallah. Hakkınızı helal edin. Abdullah İbni Selam radıyallahu anh dedi ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittim. Ey insanlar, birbirinize selam veriniz. Allahu Ekber. Birbirinize selam veriniz. Birbirinize yemek yediriniz ve insanlar uyurlarken, tabir yerindeyse gaflet örtüsü bedenlerini örtmüşken, siz gece namazı kılın ki selametli bir şekilde cennete girin. Allahu Ekber. Selametli bir şekilde. Güven içerisinde, emniyet içerisinde. Kıyamet gününde bütün korkulardan uzak kalarak cennete girin. Rabbim bu meclis ve bu meclisin dışındaki mümin erkek ve mümin kadınları emniyetli bir şekilde cennete girdirecek amelleri işleme konusunda hırslı eylesin. Şimdi kardeşlerim ikinci büyük başlığı atacağım. Hiçbir açıklama yapmadan hadisi zikredip bitireceğim. İkinci büyük başlığımız Müslümanların günahlarını affettirecek ameller. Yine üç küçük başlık. Birincisi, yürüyerek cemaat ile namaz kılmaya gitmek dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yürüyerek. 27 kat ecrin bulunduğu mescitlere yürüyerek daha fazla sevap elde etmek ve sol ayağımızı kaldırdığımızda günahlarımızı bağışlatmak için mescitleri aşındıracağız. Rabbim bizi bunlardan eylesin. 2. Şiddetli soğuklarda ve güçlük zamanlarında sağlığa, afiyete zarar gelmemek kaydı şartıyla kardeşler abdesti tas tamam yapacağız. Bunu yapan bir mümin iki şeyi elde eder. Birincisi, vücudundan dökülen son abdest suyuyla günahlarından arınmış olur. Elhamdülillah. Peki ikincisi nedir kardeşler? İkincisi de kardeşler, namaz gibi ulvi bir ameli salih, abid, muttaki bir güç ile kılma şerefine ulaşır. Rabbim bizi bunlarda da muvaffak kılsın. Ve son olarak da bir namazı kıldığında bulunduğu yeri terk etmeden, ister evinde, ister mescidinde, nerede olursa olsun fark etmez, bulunduğu yeri terk etmeden diğer namazı beklemek günahların kefaretidir. Rabbim böyle güzel ulvi bir ameli de işleme konusunda bize güç versin inşallah. Ve Peygamber aleyhisselam hitamuhu misk duasını yaptı ve bitirdi. Dedi ki Allah'ım senden hayırlı işleri yapmayı, kötülüklerden el çekmeyi ve yoksulları sevmeyi talep ediyorum. Kullarının fitneye düştüğü sırada fitneye bulaşmadan, alimler fitne konusunda ihtilaf etmişler. Büyük musibetler demiş bir grup, öyle diyelim. Bir grupta sapkınlığa düşmek demiş, bunu da öyle kabul edelim. Böyle fitne durumlarında sana kavuşmayı bizlere nasip et. Duamızı bununla bitiriyor ve Allah'a hamdolsun ki şu son 100 yıl içerisinde hiçbir fitneye maruz kalmadan Allah'a ulaşan nice salihler, abidler ve şehitler vardır ki
Rabbim onların arasında bizleri yazsın ve meleği alada eğer lütfedilip de bir araya gelme şerefine nail olursak onların ruhlarıyla bir araya gelmeyi bizlere nasip etsin. Geceniz mübarek olsun. Akıbetiniz hayır. Cennetiniz firdevs olsun. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekat.